Benim işim zaten olmayan oldurmaktır. Eğer ben de Sinan Egemen'sem o kızı tavlarım. Yetmez, yüz güzeli yaparım. Yaparım. Günaydın. Ben de size geliyordum. Hayırdır? Güle güle oturun demeye mi geliyordum? Sabah sabah ne boğaz sık surat böyle ya? Gülsene. Ne yapıyorsun ya? Bu ne şimdi, sabah şakası mı? Aa, ya versene şunu. Yetmez. Evet, bu çok iyi oldu ya. Ya ne yapıyorsun ya? Yapma. Ne yapıyorsun? Ben anlamadım gerçekten ya. Bana bir söyler misin? Saçların çok güzel gerçekten. Alabilirsin. Akşam görüşürüz. Deli bu ya. Sağ ol aşkım ya. Çok güzel bir geceydi değil mi? Hı? Üç silahşörler bir güzel eğlenmişler. Çünkü ben kocam oraya gitsin de böyle kafa dağıtsın diye yolladım. Dur be yavrum. Başım çatlıyor zaten. Sen içmeyecektin Gökhan. Sen içmeyecektin, onları içirecektin. Hani birbirlerine gireceklerdi, hatırlıyor musun? Ama o kadar güzel böyle şarkılı türkülü bir gece geçmiş ki. Yani çok eğlenilmiş. Benim kocam böyle hala yatakta yatarken Sinan sabah köründe ısını çala çala bu evden çıktı gitti. Vay. Çıktı gitti ha. Ya o iş tamam. O iş Sinan'da. Hangi iş Sinan'da? Mevzu büyük Yasemin. Senin bile hayal edemeyeceğin kadar büyük. Ne zaman geleceksin aşk? Hadi bakalım kızım. Doğru oku hadi. Anne. Seninle şu şikayet meselesini konuşamadık. Ne yaptın? Geri aldın mı şikayetini? Yalıya geç kalıyorum ben. Hadi sen de okula hadi. Yasin. Asıl sen derdin ne yani Fazilet? Kızına sahip çıkacaktın. Cayır cayır yansa kızın, şu kadarcık su dökersem ellerim kırılsın be. Yasin yok. Vazile. Daha hasta yatağında alıp götürdüler oğlumu. Gençliğine acı ne olur. Hayır. Kıyma oğluma. Geri çek şikayetini. Yalvarırım. Ben sana yalvarırken sen bana ne demiştin Şükrü'ye? Hı? Ne demiştin? Ben kızıma sahip çıkıyorum. Evladına sahip çıkmayan derdine yansın. Hadi bakalım. Yürü kız. Anne yalvarırım, anasının acısını Yasin'den çıkarma. Benim yüreğimi yakanın yüreği yansın. Anladın mı? Beni evladımla vuranın, evladın da işte böyle vururum. Sen şeylerin haline baksana kızım. Bak görüyor musun ellerimi? Kabahatine yandı bu eller. Beni böyle yüreğimden yakanın anası da yanacak, oğlu da yanacak. Bu kadar. Anne Yasin kötü bir şey yapmadı. Sana bir şey yapmadı ya. Merak etme, çok yatmaz o. Bak bir daha o Yasin'in yeğesini duyarsam senin ağzından bak çok fena olur ha. Kabahatini unutturacaksın anana, tamam mı?
Mahkeme gününde dua edersin. Az yatsın da çıksın diye. Ne yaptık biz Yas? Yok artık. Olamaz ya, bu iş o deliği bile aşar. Mümkün değil. Bir kere yarın lansman var ve Yaz işin başında. Ya sen kocanı ne zannettin? Kocan dün gece fitili ateşledi. Onlar iddiaya girdi. İyi olan kazansın. Eğer iddiayı Sinan kazanırsa asıl kazanan biz olacağız. Nasılsın arkadaşlar? Hoş geldiniz Sinan Bey. Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz Sinan Bey. Fazla zamanınızı almayacağım. Evet, tanıştırayım. Yeni kozmetik yüzümüz. Yaz bugün laboratuvarda. İstersen son kontroller için biz de gidelim. Mutlaka gidin. Lansmandan önce bir sıkıntı çıkmasın. Hı? Ne dersin oğlum? Gidelim mi? Kozmetik işiyle Yaz ilgileniyor baba. Ben gelmesem ne olur? Afiyet olsun hepinize, afiyet olsun. Geldim benimki. Hazım Beyciğim, ben geldim, görevimin başındayım. Haberiniz olsun dedim. Tamam, hoş geldiniz. Ama sizin çayınız da bitmiş. Hemen size çay koyayım ben. Babacığım, ben gelirim bugün seninle. Hem lansman öncesi ürünlerimize de bakarım. Yüz güzelimiz de orada olacak mı? Selin, yüz güzelinin laboratuvarda ne işi var? Ah doğru ya, yüz güzele diye üretim yapacak değil ya. Fazilet Hanım, benim de çayımı tazeler misiniz? Ama çok şanslı kız. Bugün kimse onu tanımıyor. Yarınsa fotoğrafları her yerde, billboardlarda, reklamlarda. Hayat işte. Kısmetliymiş Fazilet. Kısmetliymiş. Makyajsız, sade, kusursuz değil ama hakiki. Sinan Bey, Yaz Bey seçimini yaptı yalnız. Ayrıca sade ama bizim aradığımız sadelik değildi. Yani nasıl desem, fazla sade. Ah şu renkler ve zevkler meselesi. Yarın akşam lansman var. Afişler de baskıda. Merhaba. Evet, Sinan Egemen ta kendisi. Bizim afişlerin baskısını durduruyorsunuz. Yarım saat içinde yeni baskıya geçeceksiniz. Kolay gelsin. Yarım saat içinde yeni baskı mı? Yapmayın Sinan Bey. Kampanyayı batıracaksınız. Seni duymadım. Evet arkadaşlar, ne diyorduk?
Gün bitmeden yeni afişler basılacak ve billboardlara asılacak. Sinan Bey, istediğiniz şey mümkün değil. Afişler yetişse bile anlaşmalarımız yapıldı. Billboardları asamayız bugün. İmkansız. Sinan Egemen'in lügatında imkansız diye bir kelime yoktur. Yetiştiremeyiz, mümkün değil. Yetişmez, çok geç kalırız. Rezil oluruz. Gün bitmeden diyorum. Konu kapanmıştır. Sıradaki. Sinan Bey, yalnız bu değişikliği Yağız Bey'e onaylatmak zorundayız. Hanımlar, beyler. Bugün kulaklarınız duymuyor. Onu anladık. Ama gözleriniz de mi görmüyor? Kim var sizin karşınızda? Sinan Egemen. Ne diyor Sinan Egemen? İşimin başına döndüm. Ve işini yapmayanı kapının önüne koyarım diyor. O zaman ne yapıyormuşuz? O güzel çenelerimizi kapatıp İstanbul'u Türkiye'nin en güzel yüzüyle donatıyormuşuz. Yine başımıza geldi be. Kalıcı artık bu, belli hiç gitmez. Of, çeke çeke içimi şişirdi. Daha ne derdi varsa. Senin o mercimekten halledeceği aklın benim derdimi çözmez. Terbiyesiz. Ay, kulaklarda maşallah. Fil kulağı gibi değil mi? Böyle kocaman. Bana bakın mutfak kuşları. Bundan sonra fazilet hepten burada. Anladınız? Bu mutfakta gıybet, fısıltı olmayacak bundan sonra. Bitti. Fazilet Hanım olacak bundan sonra başınızda. Her zaman. Temelli. Hey maşallah Fazilet Hanım. Salih Hanım'ı gömdüm bakıyorum. Allah gecinden versin. Duanızı edeceksiniz. Ama Fazilet Hanım'a da alışmaya başlayacaksınız artık. Hı? Fazilet. Salih Hanım. Fazilet. Hemen doktorunuza haber vereyim. Şeytan. Fazilet. Fazilet. Ah gitti oğlum. Ah, geleceğiyle oynadılar evladım. Ah zırı kuzum benim. Ay evladım. Getir bakayım. Avukat arıyor herhalde. Sabit numara. Saldılar mı acaba çocuğumu? Alo? Şükürler olsun, şükürler olsun. Hastamız sizinle konuşmak için çok ısrar ediyor. Sadece birkaç saniye mi? Tamam. Saliha? Şükrüye. Ah Saliha, ben senin sesini böyle mi duyacaktım? Ah bilsen başıma neler geldi. Fazilet. Ne dedin sen? Fazilet mi dedim? Fazilet yaptı. Fazilet beni itti. Hazan? Yok artık ya. Sen her yerde nasıl karşıma çıkabiliyorsun acaba? Sanırım telefonla yüklediğim takip programı işe yaramaya başladı. Ne? Ne yaptın? Ne yaptın ya? Ya zaman kazanmak adına. Böyle daha pratik olmadım sence de? Sil. Hemen ne eklediysen siliyorsun hadi. Ya tamam, onun acelesi yok. Önce şunu bağlayalım. O ne ya? Birazdan her şey simsiyah olacak. Ve ben senin gözlerin olacağım. Tabii sürprizimi görene kadar. Sürpriz mi? Bana bir iki dakika güvenebilirsin, değil mi?
güvenirim. Sen beni yaktın. Ben de seni yakacağım Fazilet. Hazım Beyciğim, kahvenizi getirdim ben. Buyurun. Bu arada hayırlı olsun. Bu kozmetik şeyiniz yarın başlıyormuş. Bir yerlerde bir ananın duası, bir güzelin duası kabul olacak. Gözümüz yok. Nazarımız da değmez. Fazilet Hanım, müsaade ederseniz şu gazetemi bitireyim. Tabii tabii. Buyurun, ben şey yapmayayım. Hazım Bey, hanımefendi Talia Hanım'ın akrabasıymış. Umarım kötü bir şey yoktur. Yok. Çok şükür Saliha gözünü açtı. Size anlatacaklarım var. Ya bak, böyle gerçekten çok garip oluyor. Lütfen. Gelmedik mi daha? Az kaldı. Çok az kaldı. Vallahi düşündüğümden daha iyi oldu. Yani bu son düzeltmeler de ambalajı iyi kaldırmış. Yani şimdi sonuçta ürün, kampanya, yeni marka yüzümüz çok şükür yarına hazırız. Tebrikler Yağız. Başarılı bir lansman olacak. Sağ ol.
ya. Hayır, gerçek değil bu. Yapmadın değil mi bunu? Yapmadın. Ya tamam, şaşırdım biliyorum ama sürpriz işte. Zaten şaşırtmayacaksa neden sürpriz diyelim ki, değil mi? Sen bile... Sen bile... Bu kadarını yapamazsın! Eğer ben de Sinan Egemen'sem o kızı tavlarım. Yetmez, yüz güzeli yaparım. Nesine lan? Sen bittin oğlum. Sen bittin. Sen var. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın lan! Ulan Sinan! Sen var ya sen. Sen var ya bu sefer. İşte bu sefer sabrımı taşırım. Kaçacak diyelim, bul bakalım kendini. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Zorla fotoğrafımı çekip katılmadığım bir yarışmada birinci mi yaptın beni ha? Ne hakla ya? Hangi hakla? Ne saçma soru değil mi? Çok saçma. Sen Sinan Egemen'sin değil mi? Her şeyi yaparsın, her şeye hakkın var senin. Adını bile hatırlamadığın bir kızı gazetecilere sevgilim diye tanıtırsın. Parasını bastırıp evimi satın alırsın. Her şeyi yaparsın sen, hakkın senin. Buraya gelirken güven bana demiştin değil mi? Güven bana demiştin. Kaç tane varsa hepsini kaldırtacaksın. Kaldırıp yok edeceksin. Hazan. Bana bak. Ya sen kendine baksana. Bak oradasın işte. Sinan'ın gözünden kendine baksana biraz. Lütfen. Ne diyorsun ya? Ne mi diyorum? Kendisini beğenmeyen, aynalara küsmüş, huysuz bir kızı kendi güzelliğiyle barıştırıyorum. Bak senin yüzün benim için tüm İstanbul'u süsleyecek kadar güzel işte. Buna inandırmak istiyorum seni. İzin ver bana bak. Sana inandırmam için izin ver bana. İzin istiyorsun ha? Hiçbir şey için izin istemeyip beni inandırmak için izin istiyorsun öyle mi? Yok ya, sen kimi kandırıyorsun be? İnanmıyorum sana. İnanmıyorum. Çünkü karşımdaki şu afiş kadar sahtesin sen. Ah be sert kız. Bazen öyle uğraştırıyorsun ki. Bana güzel bir haber getirdiniz ama şu önemli dediğiniz konuya bir gelir misiniz? Saliha gözünü açar açmaz sizinle konuşmak istediğini söyledi. Size söyleyeceği çok önemli bir mesele varmış. Hazım Beyciğim. Ah, kusura bakmayın hanımefendiyle aranıza giriyorum ama... Bir iki saat izin rica edecektim ben sizden. Bir ahbabımın oğlu çok zor durumda da ona yardım etmem gerekiyor. İzin verirseniz bir iki saatliğine sizden izin isteyecektim Hazım Beyciğim. Tabii Fazilet Hanım, siz çıkabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Şu kahveleri toplayayım, ondan sonra giderim. Evet, devam edin. Nedir bu önemli mesele? Ben meseleyi bilmiyorum. Aslında ben şey için gelmiştim. Saliha'nın sigorta işi için gelmiştim. Malum özel hastanede yatıyor. Yoğun bakım masrafları falan. Bence boşuna gelmişsiniz buraya kadar.
Salih Hanım'ın ailesi de biliyor zaten. Biz bütün masrafları karşılıyoruz. Size çok geçmiş olsun tekrar. Allah razı olsun. Ne kadar iyisiniz. Ben gideyim o zaman. Ben de hanımefendiyi geçirivereyim Hazım Beyciğim. Buyurun hanımefendi. Buyurun. Buyurun hanımefendi, buyurun. Alo. Buyurun Yağız Bey. Heh. Siz aklınızı mı kaçırdınız lan? Bana haber vermeden ne yapıyorsunuz? He? Benim niye haberim yok bundan? Bak, işinizden olmak istemiyorsunuz o bütün afişleri toplatacaksınız hemen. Emredersiniz Yağız Bey. Nihat'la ya. Nihat'la. Gel. Bak ne diyeceğim ben sana, gel. Bana bak Fazilet. İyi ki altına etmedin ha. Bu sefer yaş tahtaya bastın. Her şey dilimin ucunda. İtmişsin kadını. Onu bu hale sen getirmişsin. Parmağımın ucuyla ittiysem kafamı kessinler benim ya. Böyle bir şey yok. O işi ben yapacağım Fazilet. Ya oğlumla ilgili şikayetini geri alırsın ya da başını kestiririm senin. Gel bu işi tersine çevirelim Şükrü'ye. Ha ne dersin? Ya Saliha'yı susturursun, benim kellemi kurtarırsın ya da oğlunla ben ikimiz de cayır cayır yanarız. Hangisi? Saliha sustum der demez şikayetini geri alacaksın. Bir gece daha oğlumu o nezarette tutamam. Bu Saliha var ya, ne o kazadan bahsedecek ne de benim bu yalıya nasıl girdiğimden bahsedecek. Bak ikisinden birini söylerse inan ol oğluna acımam. İnan. Ah Fazilet, ah. Düşe düşe Şükrü'nün ocağına mı düştün sen? Sinan! Gel lan buraya! Sinan! Yağız Bey, Sinan Bey yok. Ne oluyor? Ne yaptı yine? Söylesene ne yaptı? Ne o elindeki? Niye bakıyor ki bunlar? Bu ne rezalet? Bu ne rezalet? Nasıl yapabilir böyle bir şeyi? O kızın fotoğrafı. Üstelik bizim şirketin logosu. Yani böyle bir şeyi bu kadarı nasıl yapabilir? Şirketi aradım. Toplattırıyorum şimdi hepsini. Ne yapmış ki yine bu? Desene. Bütün sektöre rezil olduk. Kriz masası oluşturuyorsunuz hemen. Babamı alıp hemen oraya geliyorum ben. Tamam? Kapat, kapat hadi. Hadi kapat. Lütfen, lütfen şu fotoğrafı bir kere daha göster. Hadi. Ya ben ilk günden beri demiyor muyum? Kozmetik işine girmeyelim diye. Şuna bak. Ya ne işimiz var bizim rujla böyle allıkla? Ya bulaşmasaydık böyle efendi efendi kendi işimizi yapıyor olsaydık şimdi böyle iddiaya girebilecekler miydi? Ha? Ama yok. Neydi bu? Yağız Efendi'nin prestij projesi.
Al sana prestiji, al. Müthiş ya, kız gülmemiş bile. Türkiye'nin en güzel yüzü, beş kare surat. Gerçekten Sinan Egemen'in kusursuz zevki. Ya işte şu kızı yüz güzeli yaptı ya. Bu kadarını o bile yapamaz diyordun. Ne oldu bak, yaptı. Allem etti, kallem etti, kazandı iddiayı. Hadi o olsun diyorum. Şirkete canım sıkılıyor bu sefer de. Öyle mi? Şirkette de, iddiada da kazanan biziz sevgili. Sinan pası attı, sen de golü atacaksın. Şimdi de gidip yazın ipini çekeceğiz. Aç şunu be, aç şunu be! Bitti. Artık bu bardağı taşıran son damlaydı. Bitti benim için. Ya benim burama kadar geldi. Hayır, ya kimden nasıl böyle bir cesareti bulabiliyor? Bu çocuk neye güveniyor? Kime güveniyor? Söyleseniz Allah aşkına. Baba, aslında sana söylemem gereken bir şey var. Yaz. Sinan iddiayı kazanmış. Nesine girmiştiniz? Ya kızı yüz güzeli yaptı diye ne alacaksın Sinan'a? Söylesene. Bu çocuk cesareti nereden buluyor diyor. Abisinden buluyormuş. Benim en çok güvendiğim, aklına, hırsına, işine bağlılığına en çok güvendiğim oğlumdan. Bir meyhane masasında işiyle ilgili iddiaya girmiş. Şirketini bir rakı kadehinde bırakmış. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Baba, şirkete geçelim istersen. Yönetmemiz gereken bir kriz var. Sen baba koltuğunun en güçlü varisiydin. Şimdi babanın en büyük düş kırıklığısın. Bravo sana oğlum. Bravo. Yaz boş ver. Yani bilirsin işte. Ya vazoyu küçük kardeş kırar, kulağı abi kaptırır. Buraya kadarmış altın çocuk.
12 cevapsız. Yani biraz başımız ağrıyacak tabii. Yenilen pehlivan. Ne ısmarlıyorsun bakalım kardeşine? Mızıkçılık yapıyor galiba değil mi? Uzatmasaydın parmağını o zaman. Girmeseydin iddiaya. Kendisini beğenmeyen, aynalara küsmüş, huysuz bir kızı kendi güzelliğiyle barıştırıyorum. Bak senin yüzün benim için tüm İstanbul'u süsleyecek kadar güzel işte. Ah Allah'ım, ah! Ah! Neredeymiş benim yüz güzelim? Allah'ım, Allah'ım şu güzelliğe bir bak. Ters oldu bu. Şöyle çevirelim. Dünya güzelim! Ah! Annesinin bir tanesi. Ah yerim ben seni, yerim ben seni. Anne ne yapıyorsun ya? Bir kendine gel. Ah dünya güzelim benim. Kız! Afişte bile somurtuk somurtuk çıkmışsın. İnsan bir gülümser. Nerede 32 diş? Ha? Nerede? Şuna bak. Neyse neyse bu da güzel, bu da güzel. Al işte bak. Kısmetimiz, kaderimiz burada kızım. Burası ne ki? Her yerde. Kafamı nereye çevirsem senin yüzünü gördüm ben. Otobüs durağında, afişlerde, her yerde sen varsın ya. Bana bak, o abisi olacak Nursuz var ya, böyle yırtmış atmış büzüştürmüş. Babasıyla oğlu yedi, yedi birbirini, yedi birbirine girdi bir gör. İyi yapmışlar, haklılar. Birinci falan değilim ben. Bu da Sinan'ın işi. Sen de gayet biliyorsun bunu. Hop! Bir dur bakalım orada Hazan Hanım. Ne demek birinci falan değilim? Bu ne? Al işte kapı gibi. Al. Egemenler. Egemeni yok, leri kalmış. Yarısı orada kaldı. Kapı gibi böyle, nal gibi işte egemenler yazıyor. Bu da sensin. Ne demek birinci değilim? Anne, bak bunu kullanmana izin vermem. Öyle mi? Senden izin alan yok kızım. Sen ona Sinan Efendi'ye poz verirken dişini çektin. Ben kimseye poz vermedim ya. Ne anlatıyorum ki ben sana? Kısa ve öz. Benden sana ekmek çıkmaz. Anladım kızım, anladım. Adam seni yüz güzeli yaptı bir kere. Bu işin kaymağını yemeyen fazilet taş olsun, taş. Böyle kalayım böyle, böyle. Hazan! Hazan, Hazan bak ben ne diyeceğim ya sana? Ya ne diyeceksin anne ya, ne diyeceksin? Elin saf be. Ece'yi ne çabuk unuttun ya? Yattın kalktın kızı yarışma diye doldurdun. Alo, Fazilet Hanım. O yarışmaya ben katılmadım, Ece katıldı, Ece. Ne olurdu ya? Ya ne olurdu bari uzaktan görseydim. İki dakikacık görseydim ne olurdu ya? Ya benimle bile konuşturmuyorlar ki Ece. Bak beni dinlemiyorsun. Bari avukatı dinle. Bak sen böyle gezdikçe karakolun etrafında çocuk iyice sakata gelecek. Ya ne yapayım Oğuz elimde değil ki. Bekle o gün de gelecek bekle. Ablan ne kadar benziyor bu ya? Yok lan. Ablam bu, Hazan bu. Abla. Ece.
Ece. Abla. Ece. Ece dur nereye? Siz kime çalışıyorsunuz? Kimin için çalışıyorsunuz? Bu şirketin patronu kim? Abi. Abi. Ya abi. İddiayı ben kazandım, hazmetmem bu kadar zor mu ya? Sen o yumruğu ben hazmedemedim diye mi yedin sanıyorsun? Git işine ya. Tek derdin babamdan fırça yemekse merak etme, ben yerim o fırçayı. Gideyim mi işime Sinan, ha? Gideyim mi işime? Ulan senin o mahvettiğin şey benim işimdi. Benim işimdi o işim. Git işineymiş. Şu karşımdaki ekibe bak. Nasıl böyle bir sorumsuzluğa imza atarsınız? Ekip Sinan'a, Sinan Yağız'la girdi, iddiaya güvenmiş baba. Baba, arkadaşlarımın bir suçu yok. Tüm suç benim. Onları da ben zorladım zaten. Suçlu ortada. Ama sorumsuzluk ve ihmal sizin. Hepiniz kovuldunuz. Duydunuz değil mi söylediğimi? Ben söyleyeceğimi söyledim. Çıkabilirsiniz. Alo. Gökhan Bey, acil konuşmamız lazım. Ya baba, bunların hepsi benim hatam. Şimdi sıra sizde.